daire müdürlerimizle beraber, belediye başkan yardımcılarımızla beraber mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Yani hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye çalışıyoruz. Daire müdürlerimizle beraber vatandaşlarımızın, sizlerin talepleri, istekleri, şikayetleri, dilekleri ne varsa onları yerinde almaya çalışıyoruz. Cevap verilmesi gereken konularda daire müdürlerimiz cevap veriyor. Belediye başkan yardımcılarımız yapılacak işleri not alıyorlar. Bu şekilde mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Dün şeydeydik, Akyarlar'daydık. Bugün de buradayız. Tabii Turgut Reis bizim en büyük beldemizdi eskiden. Şimdi de en büyük mahallemiz. Mahallelerimizin sayısı arttı ama biz burayı bir bütün olarak görüyoruz. Yani ayrı ayrı her mahalleye gittik. Bu arada büyük ölçük yapmaktansa böyle bir toplu bir program yapalım istedik. Ben tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada tabii biz sözü fazla uzatmayacağız. Sizlere sözü vereceğiz. Sizler mahallenizle ilgili isteklerinizi, şikayetlerinizi, taleplerinizi bize iletin. Burada biz elimizden geldiği kadar cevaplandıralım. Yapılacak konularda da notlarımızı alalım. Ondan sonra bu notlarımızı gidip takip edelim. Ve bir sonraki toplantıda da bunların cevabını sizlere verelim. Sizler de bunun cevabını sorun bize. Deyin ki böyle böyle bir önceki toplantıda biz bunları istemiştik. Ne oldu diye. Bu şekilde programımıza başlayalım. Şeylerde var mı? Vatandaş. Şeref ediniz. Şimdi benim diyeceğim size, ben 77-77 yaşındayım. Fakat bu garajımızın minibüs şişesinin orada olmasının beri garaja gelmesine çok üzgünüz. Biz yaşlıyız. Orada minibüsten oraya gelmesi lazım. Ona göre şey yapın, ayarlayacaksınız. Belediye otobüsler gelip de orada bizim çocuklarımız ondan gelirleri oradan. Onlar öbür tarafa gidiyor. Hepsi bir gelsin. Belediye de gelsin madem, minibüsü de gelsin. Ha, burada siz bir çare bulacaksınız. Kaymakam Bey, bunu tamam, sizden tamam. Rica ediyorum. Tamam teyzeciğim, teşekkür ederim. Teyzem söylediği soruyu ben yetkili terminalde şube müdürüne ileteceğim. Fakat onun haricinde Turgut Reis Kooperatif bu konuyla ilgili yasal süreç başlatmış. Konu mahkemede, davada. Orada orası kanun ve otopark geçiyor ama ben bunu terminaller şube müdürüne ileteceğim. Tamam? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bunu iletelim. Ben şey yapmadan birkaç konuya değinmek istiyorum. Bir tanesini söyledi hanımefendi, minibüslerle ilgiliydi. Ben yazdım Büyükşehir Belediyesi'ne. Arkadaşlar bana cevap vermiş. Bir sürü şeyler anlatmışlar. Mümkün olamayacağını vesaireden anlatmışlar. Keşke o yazıyı getirseydim oraya. Ama arkadaşlarımızın yazı yazması, evet resmi olarak yazıyoruz, cevap veriyorlar. Ama vatandaşın sesine kulak vermek durumundalar. Çünkü biz çok zorluk çekiyoruz. Minibüs durağının oradan alınmasından dolayı vatandaş, Sayın Kaymakamım, son derece rahatsız. Rahatsızlık var yani. Onu dile getirmek istedim. Zaten getirilmişti. Teşekkür ediyorum. Bir diğeri, özellikle yazın. Biliyorsunuz bendeniz Ankara'dan, İstanbul'dan gelen çok kişilere misafir ediyor. Ama ben Zeyhat Mandalici Caddesi'nde oturuyorum. Burası sanki bir Bağdat Caddesi oldu. Biz mahalle sakinleriyle de konuştuk. Yazı da yazacaktım ama iyi oldu. Bir burada toplantı yaptım. Sağ olun. Buraya mutlaka kasislerin yapılması lazım. Zeyhat Mandalici Caddesi'ne arzu ederlerse ben de yardımcı olurum orada, nerede olması lazım. Mesela orada engelliler okulu var. Öyle araçlar geçiyor ki aklınız durur. Ve nasıl geçiyorlar hayret ediyorum. Yollar zaten bozuldu. Engebeli, taş döşedi belediye bir şeyler yaptı. Ama engebeli. Bazı yerler asfalt yapmış, oraları kıskanıyoruz yani. Onların da inşallah asfalt olmasını bekleriz. Bir diğeri trafik ışıkları.
Mesela Migros'un yanında trafik ışığı var. Şimdi neresi olduğunu tam şey yapamıyorum. Bu Başak Kırtasya'nın önünden geçtikten sonra arkadaşlar biraz hangi şeydi orası? Sokaksa. İnanın ki 10 saniye falan yazıyor, yakıyor ışıkları. Yani 3-5 araba geçti geçmiyor. Ona bir el atarsak memnun oluruz. Tam onun karşısında Migros tarafından gelirken gene ışık var. Kırmızı ışık. Ama ne yazık ki bu bizim karakterimiz de midir nedir? Bir park etme anlayışımız var. Bir tarafa park ediliyor, diğer tarafa da park ediliyor. Ve karşıdan gelen geçen araçlar çok büyük zorluk içerisinde yaşıyorlar. Oluyorlar. Bir diğer konu, biliyorsunuz Turgut Reis de ne yazık ki denize pis su akıtırıyor. Bir fosoptik olayın denize gitmesi söz konusu. Bunun çok üzücü bir şey tabii ki ama duydum ki Büyükşehir Belediyesi zannediyorum buna el atmış diye duydum. İnşallah doğrudur aldığımız haberler ve bunlar olur. Daha pek çok konuları var ama bunları inşallah zaman içerisinde tekrar şey yaparız. Ayrıca ben bir kültür adamıyım. Bu değerli zatı, bilmiyorum burada müzisyen arkadaşlarımız var, düzenlemiş olduğumuz kültürel etkinliklerde de görmek isteriz. Kültür insanları aydınlanmış. Teşekkür ediyorum. Yazı izin çıkmazsa bizim yaptırımımız yasal olmuyor ve kaldırtıyorlar. Bunları birkaç yerde yaşadık. Eğer böyle bir durumunuz varsa bize getirin dilekçelerini, biz alır, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne iletiriz. Bu kararı çıkarttıktan sonra oradan uygun olarak çıkarsa biz gerekli yardımı yaparız, biz kasisleri yapıyoruz. Trafik ışıklarıyla ilgili süre de yine aynı şekilde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'yle trafikle çözülebilecek bir şey. O konuda da iletelim Sayın Kaymakamım. Arıtmayla ilgili biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz şeyi aldı meclisten, bu kararlar geçti. Özellikle Turgut Reis'te bu belirli birkaç prosedürü kaldı. Onlara geçtikten sonra yapımına başlanacak. Keza Akyarlar'da orası bu şeyle farklı bir şekilde çözülecek ama burada Turgut Reis'te arıtmayla ilgili arıtmanın gerekli izinler alındıktan sonra yapımına başlanacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hiçbir şekilde hiçbir muhatap bulup yaptıramıyoruz. Zoraki bir şekilde ki buna sevgili komutanımız Cumhur Bey'i de aradım. O da 3 gün boyunca muhatap bulup yaptırtamadı. Hani yerine kadar tarif ediyorum. Evet 444 4801'i arıyorum. Güya burası müşterilerle muhatap olabilecekleri bir yer. Ve 10 gün boyunca hiçbir şekilde kayıp aldıramadı. Su patlağı. 10 gün boyunca sokağa aktı, susuzluktan bahsediyoruz. İkincisi bu. Su patlağı yapıldı bu sefer. Kazınan yer o şekilde bırakıldı. Büyükşehir arıyorum, ben ilgilenmiyorum diyor. Bodrum Belediyesi'ni arıyorum, ben ilgilenmiyorum diyor. Yapan arkadaşları tanıyoruz, özellikle cep telefonları var. Onları arıyorum, bana bildirilmediği takdirde ben hiçbir şey yapamam deyip asfaltlama yapılmıyor. Artı şu mezarlığa giden yolumuzda bir göçme olayımız var. Yol tamamen göçmek üzere. Bir istimlak duvarı çekilmesini istedik. 2 senedir yapacağız dediler, hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Mümkün olduğunca gelen bize talepleri doğru şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz ama ben bizzat da kendimi bazı yerlerde aksaklık olduğundan ilgileniyorum açıkçası söyleyeyim. Buna ben de bir aksaklık olmuş olabilir bilmiyorum mevki konusunda. Biz bu konuda sizinle ilgili bir hemen bunun ardından size bir koordinasyona girelim. Yani not alayım, yani, sizinle bir konuşalım. Şu an yapıldı. Onlara direkt söylediğim şey, hani evet Muğla, ben eskiden Çubuk Reis Belediyesi varken direkt arayıp işte şu mahallede ya da İşte camiye giderken sağdaki ilk sokak falan diye tarif ettiğim zaman gelebiliyorlar. Ve onlara söylemiş en sonunda artık çok kızdım, gerçekten çok kızdım. Çünkü susuzluktan bahsediyoruz. 20 gün boyunca evimizin önünde mangal açıkta var. Onları suladık. Artık muhtarım da burada. Sokağın önüne kadar yani tam şu sokakta geldi sular. Ve hatta benim orumda bunu da söylüyorum. Aynen bunu söylüyorum. Ve hiçbir şey yok. Yasa gereği bu yol paylaşımlarından sonra işler de paylaşıldığı için aslında MUSKİ'nin yapması yani yaptığı şeyden sonra bize bilgi gelmiyor. MUSKİ normalde kendisi yapması gerekiyor ama biz o ayrımlara girmiyoruz. Bize bilgi geldiği anda biz programımızı alıp hani Büyükşehir'in sorumluluğunda, ilçe belediyenin sorumluluğunda ayrımını yapmadan elimizden geldiği ölçüde, imkanlarımız ölçüsünde yapıyoruz. Mesela Turgut Reis'teki çalışmalarımızdan bahsedeyim ben. Burası bizim üçüncü bölgemiz diye ayırdığımız.
Bugün yağmurdan dolayı arkadaşlarımız tam anlamıyla sokakta çalışamıyorlar ama dünkü tarih itibariyle işte Turgut Reis Mahallesi 7168 sokakta park taşı döşeme. Turgut Reis'te Bahama Oteli önünde park çevre taş duvar yapımı. Amiral Turgut Reis'in yönetim okulunda basketbol potası dikilmesi. Turgut Reis Mahallesi Dikenliyer Caddesi sıcak asfalt çalışması var ama bu hava şartlarından biraz onu beklemeye aldık. Turgut Reis Mahallesi 2064 sokakta sıcak asfalt çalışması bu tamamlandı dün. Minibüs, belediye otobüsleri ve özel arabalarla bildiğiniz gibi Akçaalan Mahallesi'nden geçerekten çift yönlü olarak da devam etmekteydi. Yani Turgut Reis'e giderken, Turgut Reis'ten yola çıkıp Bodrum'a giderken sağ şerit, sağ taraf, dönüşte de sol taraf kullanılırdı. Yerel tabirle okul istikametinden gidilir, Adalı Market tarafından dönülürdü. Belediye otobüslerinin devreye girmesiyle bu trafik çift yönlü olmaya başladı. Mutlaka bir sebebi vardır ama benim izlerimi düşürür ki yasak kalktıktan sonra her iki yolda hem trafiği rahatsız edici hem de insanlara tehlike edici şekilde olmaya başladı. Bir gözden geçirmenizi rica ediyorum. Genel temizlik kurallarıyla ilgili bütün arkadaşlarımızın yorumları var. Burada bir cezai yöntem, çok ilkel gözükecek ama bir cezai yöntem gündeme getirilmezse altından kalkılamayacak gibi gözüküyor. Market troleyleri, arabaları, yani tipa vesaire, market, reklam yapmayayım bunu, tüm marketlerin kullanmış olduğu alışveriş arabaları maalesef sokaklarımızda çocuk arabası ve diğer amaçlardan kullanılmakta ve görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bu hareketler, faaliyetler daha kontrol altında olmalıdır diye düşünüyorum. Mobese kamerası mutlaka programımızda vardır. Fakat ben burada bir kere daha hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gayet önemli konularda bizi uyardınız. Teşekkür ediyoruz. Bu trafikle ilgili, sahipsiz araçların park etmesiyle ilgili jandarmadaki arkadaşlarımız onun gereğini yapacaklardır. Bir de parkların gece kontrolünü jandarmayla yapmamış yararlar var. Onun dışındaki temizlik ve diğer çevre kirliliği hususlarında da belediye ekiplerimiz inşallah gerektiği çalışmalar yapacaklardır. Arkadaşlarımız o faymakta da gelirler. Sağ olun. Mustafa Köker ile biz de bu konuda elimizden geldiğince Numan hocamız da aynı şekilde diğer Ayşe Yazgan hanımefendi olsun birçok koroyla gençlerimize Türk kültürünü, Türk sanatını, Türk müziğini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla bir takım çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da biliyorsunuz malumunuz Türk-Yunan dostluğu ortak konserini de bu sene eda ettik, yaptık. Fakat biz dernek olarak birçok faaliyet gösteriyoruz. Tiyatro, İngilizce, el sanatları gibi nazariyat, Türk müziğinde nazariyat ilgili çalışmalarda yeterli yerimiz ve bize tahsis edilen gün bakımından bir sıkıntımız var. Eğer bu konularda kültürümüze, Türk kültürüne ve el sanatlarına bir destek olsun diye bu konuda da sizin ilgili desteklerinizi bekliyoruz. Zaten kültür... 3 yıldır, 3 yıldan öncesi biz çok rahattı. Belediye bu şeyleri koyduktan sonra biz çok sıkıntılar içindeyiz. Yani çok zorlanmaya başladık. Evet, Akşamlar bölgesinde bizimki. Bak, inanmasanız kağıtları getirebilirim. Biz araba aldık. Ben 3 yıldır borcunu bitiremedim. Durmadan yapılandırma yapıyorum. Bu sene yine ödeyemedim vergimi. Yine yapılandırma yaptırdım 3-4 gün öncesi. Ya bu belediye önce de belediye çalışıyordu. Belediyenin otobüsleri çalışıyordu. Biz çok memnunduk. Hiçbir şikayetimiz yoktu. Gittikçe artırıyor biz hiç para artıramadık. Bunu yani biz size de göreceğiz yine. Bunu makamımızda da görüşmek istiyoruz. Biz çok mağdur oluyoruz 3 yıldır. Gittikçe çoğaltıyor bunu yani. Burada kışın zaten para kazanmıyor ki arabalar. Burası yazın para kazanan bir yer. Ya bunu bir
üstüne düşürmesini istiyoruz yani. Durmadan biz para kazanamadıktan sonra bu hattı yani böyle mağdur ettikten sonra biz tekrar belediyemiz gelsin o zaman bizim. Burada tekrar belediyelik olsun. Tamam, teşekkür ederim. Diye düşünürsem o zaman işte olmuyor. Vatandaşımız mağdur oluyor. Onun için buraya gelip normalde büyükşehir yetkililerini, daire başkanlarını, genel müdürlerini bu vatandaşımızın dinlemesi lazım. Ve ona göre hareket etmesi lazım, ona göre karar vermesi lazım. Şimdi vatandaşlarımız epey bir şey yaptılar, birleşip bana geldiler. Biz de büyükşehire yazdık bunu, durumu güzel bir raporla anlattık. Şimdi burada da şifaen yetkili arkadaşlarımıza anlatıyoruz. İnşallah onun gereğini yapacağız. Çünkü oğlum burada hiçbir şey yok. Biz bütün su para... Seçimden önce imza toplamaya başlandı. Seçimden sonra da devam etti. Şöyle bir dedikodu vardı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Türk Reis'in ilçe olması hakkında bilgi verirseniz şöyle bir durum var mı yok mu? Birincisi. İkincisi, Akçaman'daki ilkokulda görevli imalatçı öğretmenlik yapıyorum. Orada biraz önce belediye personel arkadaşımız dedi ki potaları yaptık ama sahamız müsait değil. Sadece potaların dikilmesi yeterli değil. Onu belirteyim özellikle. Ayrıca kütüphane üstünde lojmanda oturuyorum. Kütüphanenin arkasındaki derenin ıslah edilmesi için iki defa dilekçe verdim. Muğla merkez ilgileniyormuş. Ama iki ay oldu. Hala gelen yok, giden yok. Kabakalım. Bununla ilgilenirseniz, yani sizin ne kadar ilgilenirsiniz onu bilmiyorum. Onu söylemek istedim. Ayrıca yine ilkokulla ilgili ses cihazımıza ihtiyacımız var. Bununla ilgili belediyemiz mi, diğer personel mi, nasıl yardımcı olursa biz de cami personel olarak yardım yapmaya çalışacağız. Böyle birlik içinde okulumuzun ses düzeninin güzel bir şekilde olmasını arzu ediyoruz. Bu konu hakkında arz ederim, teşekkür ederim. Ama şu anda öyle bir çalışma olduğunu ben duymadım hiç. Yani bu kanun gerektiren bir düzenleme. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunla kabul edilmesi lazım ki bir yer ilçe olsun. Şu anda öyle bir çalışmanın olduğunu bilmiyorum ben. Olsaydı duyardık çünkü. Dere ıslah çalışmaları ve diğer konularla ilgili de arkadaşlarımız bilgi versinler. Bir şey. Sizde çok basit bir şey, bir resim sunacağım. Cep telefonlarında kayıtlı. Parkın içinde ki bir kafe vardı, dağılıyor, camlar bilmem neler dökülüyordu. Pecmude bir şekilde elbiseler, affedersiniz, okuldan geçiriliyor ve o malzeme orada turistler resim çekiyorlar, ikaz ettim belediye. Aslında tedbirlerin tamamının alındığını gösteriyor. Ama işte eğer bizim insanlarımız, sürücülerimiz o trafik ışıklarına uymayıp da yaya geçidine kırmızı ışıkta giriyorsa tabii bu her yerde olabilecek bir tehlike. Sadece Vedat Türkmen Okulu'nun orada değil, her yerde olabilecek bir tehlike. Onun için ama belediyemiz eğer bunu göz önüne alıp da oraya bir şey kurarsa, üst geçit yapmayı düşünürse bu anayol karayollarının sorumluluğunda. Doğru, anayol olduğu için karayollarının sorumluluğunda biz bu talebi not alalım, karayollarına iletelim. Ama bilemiyorum yani hemen yapılabilir mi, ne zaman yapılır? Biz bu talebi iletelim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci sıkıntımız da... Evet, Kırmızı Bey Spor'un adına minibüsümüz var. Bu Alper Bey bizden ne istiyor çok merak ediyorum. Biz muhabbat kullanıyoruz. Şoförlerle derdi ne? Biz şu anda 10 gün çalışıyoruz. Benim oğlum 10 gün sefer yapıyor. Eşim de şoför, oğlum da şoför. Biz arabaları dönüştürecek diyor Alper Bey. Dönüşme sokacağız, otobüs alınıyor. Biz zaten yeni aldık arabayı, vergilerle, şeyden dolayı ödüyoruz. Nasıl dönüştürebiliriz şu anda? Bize seçenek sunmuyor Alper Bey. Bizi yok etmeye çalışıyor. Kanun halinde en ufak bir şey varsa zaten bir gerekli hem çatal olması hem kompetitler mahkeme... Kanunları altında mı bizi yok edeceksiniz? Hayır, kanunlar... Kanunları altında edeceksiniz sırtımızı. Böyle bir şey var. Kanun yok, esnafı yok mu diyor size kanunlar? Buraya geldi, işler dedi, neyse güzel diyorsun ya. Evet. 3 yılda geliyor. Ne yapmaya geliyor? Eşlerinize soruyor. Geliyordur ama dönüştüreceksiniz. Yoksa sizden
birlikte kuruyor işlerimizi. Ya, biz bunu yaşıyoruz. Sevdiklerimizi daha iyi. Nedir yani? Eşlerimiz kaymakam bey zaten gitti, müracaatlarını yaptılar eşleri. Evde sıkıntı geçirken bizi zaman. Alternatif beyin yerine gelmeyin. Hiç kimse gelsin. Biz razı değiliz. Alternatif nereye gidiyor? Biz aşağıdan bunlar razı kaymakam bey. Geliyor ama biz benim eşim iki kişiyle demiş, tek kişiyle görmüş, iki gün önce çalıştım. Ne oluyor yani? İki gün borçlar, bugün üstten bir gün dolu çalışıyor. Biz o gün ben mağdur oluyorum. Mağdur değildik, yıllardır niye şey var? Belediyede çalıştım, biz kaç senedir. Aynı şekilde çalışıyorsun belediyede. Yasal süreç var mı? Yasal süreç var mı? Her gün aklınızı araya getirin. Peki çok özür dilerim. Benim eşim gün aşağıda kurağın elektriğinde her şeyini masraf ettim yukarıya. Aşağı sonu fark olduğu için yukarıya gönderdiler. Otopark ve yol var. Peki belediye mi otopark? Niye oradan kalkıyor o zaman gönderdiniz? Gerekli sağlamda yapılmışım. Gerekli başarışlar yapılmış. Tamam beyefendi, size doğru bir belediye biliyor. Büyük şehir dışında belediye araçların, belediye araçlarının gazdan kalkmasına kavun eden bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sizin yaptığınızı aldım. Ama oturumda da açık anlayın. Tanrı ya yoksa gelin. Sizin yaptığınızı aldım o zaman. Ya aleyhimize gelin. Bu nasıl İslam? Şimdi şöyle yapalım. Biz para kazansak niye sesimizi çıkarmalıyız yani? Şöyle yapalım arkadaşlar. Kanunlar dışında en ufak bir şey yapamaz kimseyi. Kimse bizi anlar. Bizim burada pazar günü kışın yok zaten. 10 gün çalışıyoruz. 10 gün yani. 10 gün. Bir ayda 10 gün çalışıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Biz büyük şehir... Biz hiç buraya gelmiyor demiyoruz da. Yani bir çözüm bulma açısından diyoruz. Yoksa muhakkak gelmiştir, toplantı yapmıştır ama yani vatandaşımızın talepleri doğrultusunda bir çözüm bulması lazım. Yoksa yapılan kanuna aykırıdır demiyoruz. Kanuna uygun olabilir ama vicdana uygun olmayabilir. Yani ya da adalete uygun olmayabilir. Yoksa kanuna uygun. Sizin yetkiniz var. Bunu yapabilirsiniz. Büyükşehir olarak. İsterseniz hepsini kaldırabilirsiniz. Ama işte bu ne kadar doğru olur? Yoksa kanuna aykırıdır demiyoruz biz. Biraz vatandaşımızın vatandaşımızın sesini dinlesin, vatandaşımızın talebine yönelik olarak çözüm bulsun. İleteceğim onu istiyoruz bakayım. Biz. Yoksa yetkiniz var, yapabilirsiniz. Yok, yani o, evet. Öyle, o şekilde değil, ileteceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Hanımefendi siz buyurun. Bir araç alacağım. Benim zaten kredim bitmemiş. Ben o arabayı satsam kredimi ödeyeceğim ve yeni aracı nasıl alırım? 4 kişi bir araç nasıl alırız biz? Aracı? Ne demek yani bu? Alper Bey bizi nasıl böyle zorluyor? Benim çocuğuma ben sokaktan para bulup yolluyorum. Üniversite okuyorum ben onunla. Artık yani bizi Alperler o kadar sıkıştırdı ki anlatamam yani. Ne demek 4 kişi bir araç? Ben bu buranın milleti bilir. Ben doğmuşum çalışarak kaldım. Benim evimi bir yıl affedersiniz pazara inmeden ben yaşadım. Bir yıl. Kimse inanmaz yani. Ben orada dolmuş öyle aldım. 4 kişi bir dolmuş aldım. Ne demek? Ben çocuklarımı sokaktan 20 lira para aldım da ödedim. Kaybakan Bey. Harçlarını öyle koydum cebine. Alper Bey şimdi diyor ki 4 kişi bir dolmuş alacaksınız. Böyle bir şey var mı? Alper Bey bize dolmuş almadı ki biz kendimiz aldık. Ya böyle bir şey olamaz Kaybakan Bey. 4 kişi bir dolmuş olamaz. Tamam, biz onun dediğim gibi biz takipçisi olacağız o konunun. Lütfen okulamadıktan sonra ben o dolmuşu niye işletiyim? Ben o dolmuşu niye dolmuşla aldım? Ya böyle bir şey olamaz. Alper Bey ne diyormuş biliyor musunuz? Kaynat abi, eşicik gibi bizim buna geldiler. Affedersen bizim belediyemizin şoförleri gidip bu beyefendiye laf geçiyormuş, bu beyefendi Alper Bey'e geçiyormuş. Eşicik gibi bizim dediğimiz yere gelecekler. Nasıl gelelim? Biz aşağılıkta da bu önemi var mı? Ya oluyor beyefendi. Siz hiç aşık değil misiniz? Biz kaldık. Biz pazara yani biz biliyoruz biz pazara gitmediğimiz günler oldu. Ben bir yıl inmedim ilk arabayı aldığım zaman Kaymakam Bey. Herkes şahit de olabilir burada. Belediye başkanı gelsin. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Büyükşehir'e şöyle diyorum. Büyükşehir bizlere yardım olacaksa hastane yapsın, üniversite yapsın. Bizim çocuklarımız doğuya, güneydoğuya, bilmem nereye okula gitmesin. Biz Büyükşehir'den bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Önce hastalığımız sonra üniversitemiz. Çok teşekkür ederiz. Bunu Büyükşehir olmadan önce de konuşuyorum. Bizim temel problemimiz, temel sıkıntımız, anlayamadığımız için, bilemediğimiz için kaynaklanan temel sıkıntımız şudur. Büyükşehir yasasıyla birlikte
Artık burası büyük şehir oldu. Turgut Reis de mahalle oldu. Belde değil. Yani burada 13 tane ilçe var. Bunlardan bir tanesi de Bodrum. Hiçbir büyükşehir belediye başkanının, hiçbir valinin, hiçbir kaymakamın herhangi bir ilçeye doğru ona yönelik özel tasarrufu kastı olamaz. Böyle bir şey yok. Bir izin, maddeli olamaz. Bu iş yeni bir iş değil. Bu iş büyükşehir belediyesi olduğumuz gün itibariyle başlayan bir iş. Yani bundan 3 ay önce, yani bundan 6 ay önce, yani bundan 1 sene önce olmuş. Yani bunun içerisinde belediye başkanlarının işte Bodrum'da Muğla'da aynı olduğu için Turgut Reis'e kastları var. Suçlaması, etiketlenmesi son derece haksızlık. Şu var, evet yasalarla, sonuçta bakın bir belediye başkanı, bir ilçe kaymakamımız, en büyük bir kamil buradaki, yasaların dışında bir iş yapma şansı yoktur. Şahsına zimmet çıkar. İzin ver. Benim Allah çok şükür ne minibüsüm var ne minibüs hattım var. Minibüslerle çok gidip geldiğim işte biliyorum. Şoför arkadaşlarla da konuşuyoruz. Daha 2 gün evvel yine konuşuruz. Bu konulara son derece duyarlıyız. Fakat biz maalesef, çok özür dilerim, bu bizim genel rahatsızlığımız. Bardağın hep boş tarafını görüyoruz. Hiç dolu tarafına bakmak gibi niyetimiz yok. Şimdi Turgut Reis'teki Bodrum'daki minibüs esnafı bundan şikayetçi. Eyvallah. Özel böyle lokal şikayetler, lokal sıkıntılardan bahsetmiyorum. Ama mesela niye ortaca, niye yatağa, niye milas, niye datça, niye fethiye şikayetçi değil. Hatta memnun. İzin ver. Hatta memnun. Bir başka bir şey daha. Bakın arkadaşlar. Burada cevap verdi. Arkadaşımız cevap verdi ya. Dinlemediler. Sorunuz varsa sorunuzu sorun. Hanımefendi biz sorunları ortaya koyduk, sorunu anladık, o konunun takipçisiyiz. Evet, arkadan ben... Ne hikmetse yokuşlar aşağı giden sudan bir türlü denize kavuşamıyor. Oradaki esnafların durumu haddinden fazla kötü, yüklenme su basıyor. Eğer şayet çalışmıyorsa, arpa dediğimiz denize basan sistem çalışmıyorsa dükkanlara geletemiyor. Yaşamlardan bir olarak söylüyorum. Günlerce onun cefasını çekiyoruz. Bununla ilgili belediyenin ne çalışma yapacağını konusunda bir yalan istiyorum. Bir de Büyükşehir Belediyesi olması ne bir suç ne bir heyecan. Sadece bunun yedi karşısı var. Bodrum Belediyesi'ne ulaşıldığımızda oradaki kişiler gerekli eğitimleri almış olsun bize. Benim çoğunluğum da aracılığını takip eder. Bodrum Belediyesi diyor ki Muğla'nın sorumluluğu kanalında, Muğla diyor Bodrum'un sorumluluğu kanalında, biz vatandaş olarak aslında bundan mağduruz. Hizmet yapılıyor diye. Uzun bir vadede yapılıyor. Bu uzun vadede bizim istediğimiz süreçte bize yardımcı oluyor. Sular kesiyorlar. İnsanlar bunu da bilir. Elektriği de kesiyorlar. Su saatin üstüne götürüyor. Bu bildiriyi koydum. Adresinize teslim ettim ibaresiyle. 7201 sayı. Yasa esnafına görev yapıldığı bunu iddia edecek bir zihniyetle çalışıyor. İnsanlar uzay araştırıyor, ayı araştırıyor. Soruyorum burada kaç tane insan evin elektrik saatini açıp acaba fatura gelmiş mi? Su saatini açıp acaba fatura gelmiş mi? Yeni uygulamayı Büyükşehir Yasası'ndan istinaden Bodrum Belediyesi suda da başlattı. Benim evime 40 metre ötede su sayacım var. Bakmadığım takdirde, atladığım takdirde kesiliyor. Personellerin kalitesi olmasından kaynaklı. Çünkü ne diyorsun? Siz neye gelirsin? Evet, daha da o zaman. Bu tarz bir sıkıntımız var. Parklarla ilgili 1,5 senede çok şükür bir tane park Beyaz Lanesi'ne sınırı. Öncelikle teşekkür ediyorum Kemal Bey burada. Şimdi vatandaşlar arsalarını terk ederken yeşil alan, park alan, otopark diye terk ediyor. Bugüne kadar da terk ediyor. Bedelsiz. Ben şu anki mevcutlarının eksikliği olarak söylemiyorum. Sadece bunu bir teklif olarak söylüyorum. Bu alanları test edip oralara oyun bahçe, çocuk parkları yapılmasının faydasını görmek istiyoruz. Tabii ki biz... İnşallah.
inşallah en kısa zamanda ilave okullarımızı yapacağız. Ama burada da tabii bizim liselerimiz var, ilkokullarımız, ortaokullarımız var. Yani olmadığı için değil. Vatandaş başka okula vermek istiyorsa tabii götürüp verebiliyor. Ama öyle bir çalışmamız var, ilave okul çalışmamız var, onu söyleyeyim. Milli Eğitim Müdürümüzün ilave bilgisi varsa onu da arkadaşlarımıza verebilir. Öncelikle misafiriniz olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Turgut Reis, sizler, Amiral Turgut Reis ilkokulumuzun hemen giriş kapısında bulunan arazi yaklaşık 2000 metrekare ekstra. Artı kapıdan girerken sol kolda dışarıda kalan yine 2000 metrekare ekstra bir arazimiz mevcut. Okul alanıyla beraber yaklaşık 3500 metrekare de orada var. Buraya Allah nasip ederse güzel bir okul çalışması yapılıyor. Yine Vedat Türkmen, ortaokulumuza daha önce bina projelendirilirken var olan ama sonradan ihtiyaç görülmeyip yapılmayan bir ek var. Burada 20 derslikli bir çalışma halindeyiz. Oraları da yaptığımız zaman epey bir rahatlayacağını düşünüyoruz. Bakanlığımız öncelikle tekli eğitime önem veriyor. Ama biz maalesef Turgut Reis'teki nüfusun artış hızına yetişebilmek adına bunları acilen yetiştirmemiz gerekiyor. İnşallah yetiştireceğiz. Pek çok okulumuzda ikili öğretim yapmak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki süreçte bunlar çözülecek. Çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bodrum İlçesi'ne harcanmakta 2015 ve 2016 verilerinde bu rakamın da %37'si Turgut Reis mahallemize harcanmakta. 2015'te ciddi bir şekilde tesis çalışmalarına başladık. Yetersiz olan altyapı, hava ayakları, yeraltı alınması, Yalı Mahallesi, Kemal Kanbulvarı, Çarşı Mahallesi. Bu bölgelerde çalışmalarımız tamamlanmak üzere bir kısımda tamamlandı Yalı Mahallesi'ne devreye alındı. Aynı çalışmalarımız devam edecek. Burada ben özellikle iki noktaya değinmek istiyorum. 2013 yılının son dönemlerinde burada görev başladık. Başbakan Hakan Bey'in Turgut Reis'le ilgili ilk geldiğimizde bizden bir talep vardı. Ki buralarda tesis aşamasında karşılaştığımız bazı sorunlar oldu ki olması da normal. Bu bağlamda Bodrum Belediye'miz olsun, Kamerkan Bey'miz olsun, bir dakika açıkladığınız genel izah ettiğiniz noktalarda devamlı yanımızdaydı. Bu çalışmalarımız, yatırım çalışmamız devam edecek. Destekler için ben teşekkür ediyorum. Yine bireysel taleplerde, biraz önce beyefendinin bahsettiği gibi, arkadaşlar yatırımlarımız EPDK'nın denetimi altında, Enerji Bakanlığı'nın denetimi altında. Eğer ki bir talepte abone olma baskına yönetmelik ve mevzuata göre yerine getiriyorsa, efendim yapı kullanma izin belgesi, tarımsal sulama ya da sulama için DSE izin belgesi var ise biz hizmeti götürmek zorundayız. Hizmeti aksatamayız. Eğer yatırım gerekiyor ise de yatırımı ne zaman yapacağımız bilgisini talepliğe ulaştırmak zorundayız, etmek zorundayız. Uygun olan talepler kesinlikle tarafımızdan karşılanıyor. Teşekkür ederim.